Evet arkadaşlar, MK mağazamelerinden selamlar. Dostlar, mağazamıza yeni gelen standart üstü tüfeklerle, ekstrem ürünlerle video çekmeye, bu ürünleri sizlere tanıtmaya devam ediyoruz. Videomuza başlamadan, kutularımızı açmadan önce videonun altındaki abone ol tuşundan kanalımıza abone olarak bize destek verebilirsiniz. Videoları beğenin, bizi takipte kalın. Videonun altındaki telefon numarasından da ürünlerin fiyatlarını mesai saatleri içerisinde arayarak öğrenebilirsiniz. Şimdi bugün sizlere AK-47 klonu 12 kalibre av tüfeği tanıtacağız. Bu tüfeklerin kasası, yapılış tarzı AK-47 ile birebir aynı. Birinci tüfeğimiz Armsan'ın RS-S1 Multicam modelini getirdik. İkinci tüfeğimiz de iki tüfeği de daha önce tanıtmıştım. Armsan RS-S1'de Dağlıoğlu FD-12 ile FD-20 ile tanıttık ama bunlar ekstrem dememin sebebi ürünlerin, bir yakın çekim al kardeşim böyle, ürünlerin birisi krom, birisi multicam özellikle. Burada görmüş olduğunuz bir kaplan var. Şöyle yakından bir çekersem şöyle tamamen detaylı. Tüfeği pardon. Şu anda biraderin çekmiş olduğu tüfek Armsan'ın RS-S1 multicam'i. Bana bu önce yine Dağlıoğlu'nun FD-20 Sport modeli, ceviz ağacından, çok güzel ceviz ağacından bir tabanca kabze ve dipçik yapılmış, el kunda yapılmış AK-47 klonu çelik kasa bir tüfektir bu tüfek. Tamamen dolu malzeme, çelikten üretilmiş kasa ve tamamen dolu malzemeden üretilmiş mekanizma, piston sistemine sahip. İkisinde 4140 çelik namluya sahip. Öncelikle Dağlıoğlu'dan başlayalım arkadaşlar. Bu müşterimiz bu tüfeği tamamen krom istedi. Normalde burada Enes kardeşim gel. Burada Dağlıoğlu'nun standartları, Armsan'ın standartı stoklarımızda mevcut. Bunlara ekstrem ürün diyoruz. Çünkü özel isteğe göre yaptık. Bu tüfek 20 kalibre. Şarjörlü, ikili, beşli ve yedili şarjörlü ile birlikte gelen, ciddi manada hedef atışlarında performans alabileceğiniz bir tüfektir. Keleş modeli seven insanlar tercih ediyor. Biliyorsunuz ülkemizde keleş ruhsatlı bir şekilde almak yasak. Tam otomatik silah olduğu için. Ama onun benzeri, birebir aynı. Hatta yani sesi bile, mekanizma sesi bile ciddi manada güzel. Buradan Fatih abiye teşekkür ediyoruz. Güzel bir ürün göndermiş. Yine Armsan'ın acım sizi bulmak ne zor ya. Siz ne yaptınız onlar terk edip gittiniz? Vallahi terkan içinde kaldı. Armsan'ın tüfeğini de gösterelim. Burada Armsan'ın RS-S1. Oraya alışmışız. Multicam'li modeli. Beşli ve onlu şarjörle birlikte geliyor. Bu da yine AK-47 platformu. 51 santim namlusu var. Bu tüfek biraz daha taktik yapılmış. Standart keleş ve biraz daha spor tarzı. Açılır kapanır teleskop dipçiğe sahip. Üstünde sabit 22 milim ray var. Dağlıoğlu'nda ise sabit ray yok. Birebir yine Kaleşnikov. Dağlıoğlu biraz daha Kaleşnikov'un orijinaline sadık kalmış. Bu rayı tüfeğimizin sol kasasına monte ederek üzerine red dot veyahut da dürbün bağlantısı yapmak mümkün arkadaşlar. Şimdi videoların altında birçok yorum oluyor. Biz parakende satıcıyız. Sadece YouTube işiyle uğraşmıyoruz. Dilimiz döndüğünce mağazamızdaki ürünleri sizlerle paylaşıyoruz. Videonun altında yazmış olduğumuz telefonlara da cevap veriyoruz. Yine WhatsApp'tan gelen mesajlara da anında olmasa da cevap vermeye çalışıyoruz ama videonun altına gelen soruları net olarak cevaplayamıyoruz. Bunun için de ayrı bir soruları ben yazacağım. Bundan sonra öyle yapacağım. Beşer dakikalık soru cevap yazmış olduğunuz sorulara cevapları vereceğiz. Mesela müşterimiz sormuş. Bir tane ruhsatlı tüfeğim var. İkinci tüfeği almak için. Ne yapabilirim? 21 yaşındayım. Sabıkam yok. Nasıl tüfek alabilirim? İşte yifsiz av tüfeği ruhsatı nasıl alınıyor? İşte domuz avında kullanacağım, sılak namluyla saçma atabilir miyim, zarar verir mi? Veyahut da çoklu namluyla tek kurşun atabilir miyim? Bu gibi yüzlerce soru geliyor. Bunlara soru cevap videosu çekeceğiz.
Bunları cevaplayacağız arkadaşlar. Sizden ricamız kanalımıza abone olun. Kanalımız büyüsün. İleride kamp videoları da çekmeye başlayacağız. Biliyorsunuz yeni dükkanımızda biraz daha şahsım biraz daha müsait olacak. İşte kamp çadırlarıyla alakalı kampçılık videoları biraz daha böyle ürün tanıtımına dayalı videolar da çekeceğiz. Tüfeklerle atış yapacağız arazide. Müşterilerimizin tüfeklerini, satın alınan tüfekleri arazide denemiş olacağız. Biz keza kendi vitrinimizdeki ürünlerin hiçbirini sahada atış yapmıyoruz. Daha önceki izlemiş olduğunuz atış videoları bazıları müşterinin tüfekleri, bazıları bizim tüfeklerimiz. Videomuzun sonuna geldik arkadaşlar. Teşekkür ediyorum. Kanalımıza tekrar abone olun diyorum. Bu üçüncü ısrarlı söyleyişimiz. Teşekkürler. Sağlıcakla kalın.